Hocam bugün 22 Nisan Türkiye Gazetesi'nin İhlas Vakfı'nın kuruluşunun 50. yıl dönümü. Kardeş kuruluşumuz Türkiye Gazetesi, sizin de yazarı olduğunuz gazete. Tabii duygularınızı almak gerekebilir. Neler söyleyeceksiniz? 50 yıl, koca bir 50 yıl rahmetli Enver abi nice badirelerden geçerek bugünlere getirdi. Allah Teala rahmet eylesin. Amin. Çileyi Enver abi çekti. Kurucusu o. Bütün sıkıntıları o katlandı. Dedi 3-5 arkadaş bir araya geldik. Bir gazeteci Ağaloğlu'nu anlatıyordu. Biz gazete değil, o zaman TGRT falan yok. 3-5 arkadaş bir araya geldik dedi. Gazete çıkartacağız. Ne bilelim dedi. Reklam falan yok. Bu basın ilan kurumları oluyor devletin. İşte onlar işte 6 ay yayın yaptıktan sonra çıktıktan sonra alınırmış falan. Biz dedi işte 6 ay mı ne kadar o kadar zamanı unuttum ben ne kadar zamansa o zamanı dedi doldurduk dedi sevinerek gittik. Orada dediler ki bu böyle değil. Önce bir müracaat edecektiniz. Bu tescillenecekti. Tescillendikten sonra işte belli bir prosedür var yani. O prosedür yapıldıktan sonra belli bir zaman dilimi geçecekti. Ondan sonra alacaktınız. Allah Teala rahmet eylesin. Abim cepte para yok dedi. Ya dedi, ne yaparız? Ve dedi ben dedi, benim dedi hiç unutmuyorum. Tansiyonumun sıfıra düştüğünü hatırlarım. Halbuki Emre abinin tansiyonu yüksekti. Yaratılış itibariyle yüksek tansiyonluydu. Ama sıfıra düştüğünü hatırlıyorum. Yani sıfıra düşmek Mustafa Bey ölüm demektir ya. Kalp durmuş yani. Kalp durmuş yani. Gibi. Ne badireler atlatmıştı Emre abiler. Cağaloğlu'ndayken daha TGRT falan yok orada da. Hatta ilk ben Türkiye Gazetesi'yle tanıştığımda o zaman Balıkesir Yönel Ömer Seyfettin Lisesi'nde öğretmendim. İlk o zaman tanıştığımda posta ile geliyordu. 3 gün sonra, 4 gün sonra falan posta ile geliyordu. İlk yayına gireceği zaman, biz de o zaman Gönen'deydik. Gönen'de 3-5 arkadaş işte ne kadar abone buluruz falan filan diye. İşte 20-25 tane falan bir abone bulunmuştu. Ona da seviniyorduk. Nasıl söyleyeceğimizi de bilemiyorduk. Ya, yeni bir çıkmış gazete falan. Elden dağıtımla başladı Enver abiler. Abone sistemiyle başlamışlardı. Derken işte günlüğe geçti gazete. Ondan sonra tabii hamlelere başladı. Her hamlesi yani önüne bir sürü maniler konuyordu. Maniler konuyordu. Hatta bir gün Cağaloğlu'na geldiler dediler ki bir toplantıdan geliyorum buyurdular. İşte toplantının maksadı bir sürü böyle akademik kariyerli insanlar falan orada. Maksadı Türkiye Gazetesi'ni nasıl abad ederiz Türkiye Gazetesi'ni ama Türkiye Gazetesi 10 bin tirajı aştı. 20 bine ulaştı. Günlük dağıtımda devam ediyor. Devam sette de tirajı artıyor. Toplanmışlar bunlar dedi. Türkiye Gazetesi'nin işte ileride nasıl abad ederiz, tirajını nasıl yükseltiriz? Aslında dediler Türkiye Gazetesi'ni nasıl batırırız toplantının esas maksadı bu. Buyurdular tamam mı? Ama Ya. gittim buyurdular. Gittim dinledim herkes çıktı. Profesörler çıktı, bilmemeler çıktı falan. Şöyle yaparsak gazeteyi, böyle yaparsak, şöyle yaparsak falan. Neyse çıktım dedi. Enver abi ne dedi bilir misiniz buyurdular. Havadaki tayyareye yerden kumanda edilmez. Yani Türkiye'de siz havalandı tutamazsınız artık dedim diyor. Tamam Türkiye'de siz havalandı. Ama o havalanıncaya kadar, o havalanıncaya kadar Enver abiler böbreklerini kaybettiler. Yani organların çoğunu kaybettiler, sıhhatini kaybettiler. Ama yani öyle insanlarla aynı şekilde münasebet kurdular ki tabii herkesin yaratırken Cenab-ı Hak ayrı ayrı kabiliyet vermiş. Kimisinin mesela kalemi kuvvetli, kimisinin kelamı kuvvetli, kimisinin çizgisi kuvvetli. Her tip insan var, her tip insan var. Ama her tip insandan da aynı şekilde buraya getirdiler. Ve bir yerde Türkiye Gazetesi okul oldu. TGRT'de öyle olmadı mı? O da okul oldu. Yani Oldu Enver abi. abinin açtığı her şey kurum Kurulu. mutlaka kuruluş mutlaka bir okul oldu. Türkiye Gazetesi aynı şekilde öyle oldu. Ve dikkat ettim ben o zaman Cağaloğlu'ndayken çok böyle gizli, esrarengiz yani bir kimsenin hayatını bitirebilecek, bir şirketin, bir iş adamının hayatını bitirebilecek gizli bilgiler gelirdi. Haber servisine uğrardım. Orada Emre abiler isim vermezlerdi. Çünkü Türkiye Gazetesi'nin çizgisi insanları üzmek değil, insanları sıkıntıya sokmak değil. Orta sayfası dini her gün anlatıyor. Esas maksat da o. Diğer sayfalarında da insanları üzecek, insanları ürkütecek, insanları yılgınlığa itecek
haberlere de yer vermezlerdi. Ve insanların hani kişilikleriyle oynamaya Enver abiler Sureti Kadir'i de tenezzül etmezlerdi. Ama Enver abinin bu halini bildiği için hatta bir tane bir o zamanlar Türkiye Gazetesi'nde bir yazar vardı da o anlatmıştı. Bir gün dedi böyle dedi gidiyoruz bankacılarla falan da dedi. Ya bize niye şey yapmıyorsunuz, reklam vermiyorsunuz? Bak sizi aleyhinize değiliz. Açık açık demiş ki demiş siz demiş bizim aleyhimizde yazmazsınız. Biz bizim aleyhimizde yazanları susturmak için reklam veriyoruz ya. Ya doğru. Adam açısından doğru. Adam yani. Açısından öyle. Hatta Enver abiler o zamanlar Çağaloğlu'ndayken bize bu insanlar iki şekilde reklam veriyor. Bir korktukları için, iki muhtaç oldukları için. Şu anda bizden korkmuyorlar. Muhtaç da değiller. Çünkü bugünkü insanların tabiatı bu. Aman diyor bana bir zararı dokunmasın. Benim aynı şekilde işlerim tıkırında gitsin. Mangırlara bir şey olmasın. Oraya yem atıyor. Oraya yem atıyor. Sevdiğinde değil ha. Sevdiğinde yem atıyor. Veya ya korktuğundandır ya da muhtaç olduğundandır. Dolayısıyla Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver abiler çok çile sıkıntı çektiler. Türkiye Gazetesi'ni o günlere getirdiler. Şimdi de mahdumları aynı şekilde Mücahit Ören Efendiler aynı hızla devam ettiriyorlar. Yani inşallah Teala bundan sonra gelecek kadrolar da bu gazetenin yaptığı hizmetin ne olduğunu kavrarlar ve idrak ederlerse, dört elle sarılırlarsa aynı hızla devam eder. Ve şimdi bizim de bu gazeteye abone olarak destek vermemiz lazım. Çünkü bu kadar sıkıntının neticesinde yarın ahirette bizi de hesap sorulabilir. Seni duyduğun halde destek vermedin diye. Nice 50 yıllara inşallah. İnşallah Teala efendim.